E-Devlet şifremi unuttum, tekrar nasıl şifre alırım? E-Devlet şifremi unuttum, nasıl tekrar alabilirim? İkinci kez E-Devlet şifresi almak ücretli mi, ne kadar? E-Devlet şifremi nasıl sıfırlarım, yenilerim? Soruları alt, üst soy sorgulama sayfası erişim açılınca merak konusu oldu. E-Devlet şifrenizi ikinci kez almak için denemeniz gereken 3 farklı yol var. İster PTT'ye gidebilir, ister internetten yapabilir ya da 150 devlet kapısı hattını arayabilirsiniz. E-Devlet şifremi nasıl yenilerim? E-Devlet şifremi unuttum, ikinci kez nasıl yeni E-Devlet şifresi alırım? Soruları binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Alt üst sorgulama sayfasının yeniden erişime açılmasının ardından E-Devlet şifresi alma işlemi yeniden gündeme geldi. Peki E-Devlet şifre yenileme nasıl olur? E-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? Daha önce E-Devlet şifresini almış olanlar ise uzun süre girmedikleri için E-Devlet şifresini unutmuş durumdalar. Bu yüzden de E-Devlet şifresini nasıl yenileyebileceklerini merak ediyorlar. E-Devlet şifre yenileme işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. 160 numaralı E-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek, PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, 4 TL işlem ücreti, daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak, daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak, internet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaparak E-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan E-Devlet'e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız, bunlardan biriyle de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması ve benzeri durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir. Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da elçilik ve konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak E-Devlet şifresini temin edebilirler.